Bazı tarihselci arkadaşlar Kur'an'ın itibarını zayıflatmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani işte Kurtubi'den naklen Allah Resulü giderken onun kurbunun karısına kızına bakıyormuş. Haşa efendim işte bu Arap örfüne uygunmuş. O zamanın ahlakına uygunmuş. Ondan sonra da geliyormuş işte efendim diyormuş ki yani işte yolda birilerini görürseniz eğer yaşayın. Allah aşkına ya. Haşa. Sen ne yapıyorsun? Allah Resulü böyle bir şey yapamıyor yani, ya. Öbür taraftan Kur'an işte cennette işte falancayı vaat ediyormuş efendim. Yani burada söylemek bile gel içinden geldiğim efendim. Dolayısıyla bu arkadaşlar ortadan kayboluverdiler. Hiç ağızlarını bıçak açmıyor. Yani göremiyoruz, göremez olduk. Hani şu öküz konuştu. Öküzün konuştuğu daha farklı. Kütük ağladı. Kütük ağladı, öküz konuştu, ölü koyun dirildi. Güneş geri geldi. Peygamber Allah ile pazarlık yaptı. Efendim peygamber göğe çıktı. Efendim Allah'ın haşa yanına oturdu. Sağ tarafındaki koltuğa Allah onu oturtturdu. Veyahut da peygamber göğe çıktı. Allah gökteymiş gibi sanki. İşte perdeyi açtı. Bir de ne görsün? Meğer kendisi kendisine vahyediyormuş. Efendim işte dahası yine söyleyemeyeceğim şeyler. Nasıl inansın bu genç? Evet. Şimdi burada telaşlanalım mı? Sorusunu sormanın tam zamanı. Doğru. Telaşlanalım mı? Umudumuzu keselim mi? Keselim mi? Hayır. Neslimiz bundan sonrası bitti. Hayır. İslam'ın artık kara günleri geldi. Hayır. Biz İslam'dan umut keselim. Artık bu nesil iflah olmaz mı diyelim? Asla. Hayır. Sorgulama artıyorsa, akletme artıyorsa, farkındalık ve bilinç artıyorsa, aracılık, taklit azalıyorsa, taassup azalıyorsa, sevinelim. Eğer aksi oluyorsa, üzülelim. Evet, ölçü bu. Eğer bunlar varsa sevinelim. Taklit azalıyorsa, taassup azalıyorsa, Allah'la insan arasındaki aracı azalıyorsa, akletme artıyorsa, bilinç artıyorsa, sorgulama artıyorsa buna sevinelim. Bu bizi sevindirmeli. Niye? Kur'an'ın dediği de bu değil mi? Bunun için sağlam bir veri var mı? İstatistik var mı? Mesela biz bu memlekette gençlerin deizme kaydığını tartışacağız değil mi? Bu memlekette bu meseleyi dert edinen devletliler bir istatistik yaptırmışlar mı? Önümüze bir şey koymuşlar mı? Yaptırabilirler mi? Yok. Yaptırsalar dahi önümüze getirebilirler mi? Yok. Niye? Yani dedim ya biraz önce şuyu vukuundan beter diye lanet olası bir laf var. Niye? Ne olduğuyla ilgilenmiyoruz ki. Ne göründüğüyle ilgileniyoruz. Yani iyi görünelim, kötü olursak olalım. Ama iyi görünelim. Niye? İyi olalım. İyi olalım. Temiz görünelim. Temiz olmamızın hiçbir önemi yok. Geç onu. Kirli de olsak temiz görünelim. Niye? Temiz olsak olmaz mı? Ahlaklı görünelim. Ahlaksız olsak bile. Yani her hususta nifaka ve münafıklığa çağırıyoruz. Farkında mısınız? Dolayısıyla bu aslında yani toplumun genel problemi bu.